Kurbanın kesilme vakti ne zamandır? Faziletli olan kurban kesim vakitleri nelerdir? Hanefi mezhebine göre kurban kesim vakti bayramın birinci günü imsak vaktiyle başlar. Bayramın üçüncü günü akşam namazından önceki vakte kadar devam eder. Bayramın kurban kesiminin başlama vaktinin işte bayramın birinci günündeki imsak vaktinde şöyle bir kayıt söz konusudur. Eğer kişi, kurban kesecek olan kişi bayram namazı üzerine farz olan şahıslardan veya kimselerdense bu durumda Efendimizin hadisinden dolayı bu kişilerin kurbanı da imsa değil de imsaktan sonraki vakte olacaktır. Yani namazdan, bayram namazından sonraki vakittir. Zira bu hususta Allah Resulü'nden iki tane hadis-i şerif rivayet edilir. Efendimiz hadis-i şerifte ''Men zebaha kable salati fel yu'id buyurmaktadır. Her kim e, kurbanını bayram namazından yani kurban bayram namazından önce kesmiş ise kurbanını iade etsin buyurmaktadır. Her kim de kurban bayramından sonra kurbanını yapmışsa fakatten fakaten menüsü buyurur Allah Resulü. Vazifesi tamamlanmıştır. Öbür hadis-i şerifte Allah Resulü yine aynı şekilde e, bayram namazından önce kurbanlarını kesenler kurbanlarını iade etsinler buyurunca Sahabeden bir tanesi ey Allah'ın Resulü ben işte kurbanın heyecanından şeyinden dolayı onun etinin beyeketinden faydalanabilmek için ve sabah ben bunu hemen yiyeyim diye ben bayramdan önce bunu kestim der. Ben burada ne yapayım deyince benim de başka bir malım yok kesecek der. Sadece işte keçiden 6 aylık ceza denilen bir hayvanım var buyurur. Böyle deyince Efendimiz onu kes o kesmiş olduğun keçiden altı ay ile kayvan senden sonrası kimse için yeterli olmaz sadece ve sadece sana yeterli olur buyurmaktadır. Efendimizin sahabeyi bu şekilde iadeyle emretmesi bayram namazından önceki kesimlerin geçersiz olduğunu bize delalet ediyordur. Şimdi dediğimiz gibi kurban kesim tarihi normal mutlak olarak üzerlerine bayram namazı vacip olmayacak işte köylerde, ücra köylerde 3-5 kişilik cemaatler var işte bayram namazı ve cuma namazı için gerekli olan şartlar yok o tür kişiler için nedir ee, imsak vaktiyle girecektir onlar ee, o vakitte kesecek olurlarsa yeterli olur ancak Şehirlerde, beldelerde, kasabalarda gibi büyük mescitlerin bulunmuş olduğu yerlerde ise, işte büyük yerleşkelerin bulunmuş olduğu yerlerde ise bayram namazından sonra kesilmesi gereklidir. Önce kesecek olursa bu kişinin kurbanı geçersiz olacaktır. Ee, bayram namazından önce değil, bayram namazından sonra ancak hutbeden e, önce kesecek olursa, yani vatandaş namazı kıldı, namazı kıldıktan sonra hemen çıktı hop kurbanını kesti. Böyle olacak olursa namaz kılındığından dolayı iade gerekmez. Ancak bu kişi de müsi yani günahkar olmuş olacaktır. Kurban kesimin tarihi Hanefi mezhebinde dediğimiz gibi bayram bu şekilde bayram namazı vacip olmayalı imsak vaktiyle bayram namazı vacip olanlara ise bayram namazından sonra başlar. akşam Bayramın üçüncü günü akşam namazından az önceki vakte kadar devam eder. Bu vakitler arasında kişi kurbanını kesebilecektir. Bunlar arasında en faziletli olan bayramın önce birinci günü, sonra fazilet açısından iki, sonra da üçüncü günüdür. Yani kurban bayramını imkan nispetinde hayvanını kesmeyi tehir etmemek gerekir. Zira Efendimiz kurban günü kurbanını kesim kesildikten sonra o etle ilk e, öğününü yemiştir. Bu şekildeki bir sünneti de e, yaşamaya gayret etmek gerekir. E, vakitler içerisinde yine en faziletli olan Efendimizin demin demiş olduğumuz gibi... E, birinci gün öğlenden önce kesimidir. Zira birinci gün öğlenden önce kesilir ve kesilen o etle beraber işte e, ilk öğün genilmiş olacaktır. Onun için faziletli sayacak olursak tekrar bayramın birinci günü en faziletli gün, ikinci gün sonra, üçüncü gün ondan sonraki fazilettir. En faziletli olan vakitte birinci gün öğlenden önceki vakittir. İmkan nispetinde birinci gün öğlenden önce kesmeye gayret edilmelidir. Akşam vaktinde kurban kesme meselesi ise Hanefi mezhebinde ee, bir takım işte kesimle alakalı hayvanın eziyet çekmesi veya kesimdeki bir pur takım problemlere getirmesinden dolayı getirme ihtimalinden dolayı Hanefi mezhebine göre mazeretsiz olacak olursa mekruhtur. Bunun için bu tür şeyi mazeret olmaması durumunda kesmek hoş karşılanmamaktadır. Böyle bir şeye girilmemesi gerekir. Kurbanın kesiminin vaktiyle alakalı kitaplarda tartışma konularından bir tanesi de şudur. Kurbanın sahibi başka yerde olsa, kurban başka bir yerde olacak olursa, söz gelimi kurban sahibi şehirde olacak olsa, şehirdekilere bayra kurban kesme vakti bayram namazından sonraki vakittir. Ancak kurban ise bir akrabasının yanında diyelim dağlık, ücra, kimsenin olmamış olduğu bir yerde. Oradayız. Orada ise kurbanın, hayvanının bulunmuş olduğu yerdeki vakit imsaktan sonra kurban kesilebilecektir. Ee, bireyin, mükellefin bulunmuş olduğu yer ise... E, belde şehir olduğundan dolayı namazdan sonra kesilmesi gerekecek. Burada nereye itibar edilir? Hanefi mezhebinde bu tür meselelerde itibar kurban kesilecek olan hayvanın bulunmuş olduğu yerdir. Hayvan nerede ise hayvanın hükmü veya hayvanın beldesinin hükmü geçerli olur. Diyelim hayvan şu an için e, şehirde ise, e, vatandaş köyde ise, o zaman şehirdekiler ne zaman kılıyordur? Namazdan sonra. O zaman bu hayvanın namazdan sonra kesilmesi gerekir. Hayvan eğer şehirde değil de köyde ise, hayvanın kurbanı kesecek olan vatandaş şehirde ise bu durumda hayvan köyde olduğundan dolayı imsaktan bayram namazından önce kesilebilecektir.